Yerimde ve konumumda dev olduğumu biliyorum diyecek kadar iddialı. Ben Maroşlara hitap ediyorum diyecek kadar sansasyonel. Benim yakın olduğum taraf C sınıfı. Sana göre yani Baroş diyorsan eğer onun adına, Baroş bana daha yakın. Erkek parası yemem derken eşim bana Mars'ı alacak herhalde diyecek kadar kendinden emin. Eza ile konuştuk, Mars'ı alacaktı galiba. 17 yaşında girdiği müzik camiasına demir attıktan sonra oda sesiyle fırtınalar estirdi. Demir attım yalnızlığa. Işıltılı televizyon dünyasının en reyting getiren isimlerinden biri oldu. Muazzez Abıcı'dan tokat da yedi, imam nikahı kıydığı için davalık da oldu. Geçirdiği beyin anevrizmasıyla Harvard Üniversitesi'ndeki derslere konu bile oldu. Süha Yavuz'u Şebnem Ferah'tan ayırınca rock'ın kraliçesi Ferah'ın gazabına uğradı. Çok mu anlamsız geldi adını sormam? Kim olduğunu unutmandan olacak dizeleriyle kendine laf da sokturdu. Dünyayı dolandıran eşi Reza Zarrab'dan hadiseyle ilişkisi var diye iddia ortaya atılınca anca boşandı. Şimdilerde Kuzey Irak'ta bir iş insanıyla sevgili olduğu ve yeni bir Zarrab olayını başımıza sarıp sarmayacağı konuşuluyor. Peki fakir ve gururlu bir genç kız olarak girdiği bu dünyada zengin ve koleji az söyle Seren Serengil'in papucunu dama atan Ebru nasıl şöhret oldu? Filmlere konu olacak hayatı, sözleri, aşkları ve evlilikleriyle Ebru Gündeş Vibios'u karşınızda. Buyurun. ''90'lar deyince hangimiz duygulanmıyoruz ki? Mesela ne zaman bir 90'lar şarkısı duysak hepimiz o samimi ve güzel anlara dönüyoruz. Ama 90'ları sevdiren tek şey samimiyeti mi sandınız? 90'lar demek yeni şeylerin denendiği yıllar demek. Özel kanalların açılması, yaşanan siyasi olaylar, yeni teknolojiler derken büyük bir değişimin yaşandığı yıllar da demek ayrıca. İşte bu büyük değişimle beraber entertainment dünyasına abone olduk, bize sunulan eğlenceyi bandıra bandıra yedik. Krizi ve siyasi olayları ise takmayacaksın, tak açacaksın diyerek hafızalarımızdan silmeye çalıştık. Seni seviyorum dedik, terk edilince de yarimizin resmini öptük de yattık. Seni seviyorum. Yani müzik ve 90'lar bizim bir parçamız olmuştu tabiri caizse. İşte onların içinde yaşı küçük ama sesi büyük öyle biri vardı ki yoksul bir ailenin kızıyken Volanlı elbiseleriyle demir attı bu ışıltılı camiaya. Peki Varoşlardan gelen ve kro olarak yaftalanan bu genç kızın hikayesi neydi? 12 Ekim 1974 yılında Fatih'te gözlerini açıyor dünyaya. Annesi Bulgar göçmeni, babası Gaziantep'li. Ailesi yoksul ama onun en büyük yoksulluğu babasız kalmak. Ebru 4 yaşındayken evi terk ediyor Remzi Gündeş. Öyle böyle bir kırgınlık değil onunki. Babam öldü deyip sahte bir mezarın başında gözyaşı dökecek kadar kırgın ona. O zamanlar toydum, babamın ölmediğini biliyordum ama yapımcılara güvendim diyor bir röportajında. Asıl fırtına hep içinde kapıyor yani anlayacağınız. Yoksul bir aileden gelmenin acısını para kazandıkça çıkarıyor sanki. Sonuçta yaşıtları okula giderken, güzel kıyafetler giyerken o daha 13 yaşında giriyor tekstil atölyesine. O zamanlar tutunduğu tek şey şarkılar. Onun gibi olmayı hayal ettiği Muazzez Abacı'nın Unutamam şarkısıyla hayaller kuruyor. İddialara göre Abacı, senden bir şey olmaz deyip tokat attığı Ebru'yu yıllar sonra benim veliahtım Ebru'dur diye anıyor. Peki nasıl birden veliaht oldu bu dev sesli küçük kız? Yakın çevresi Ebru'nun sesinin farkında. Yazık ediyorsunuz diyorlar ailesine. Ama nafile. İşte bu duruma aile dostlarından biri kayıtsız kalamayınca tutuyor Ebru'nun kolundan, götürüyor onu un kapanına. Un kapanı o zamanlar meşhur olmak isteyenlerin O Ses Türkiye'si. Ama öyle albüm çıkartmak o kadar da kolay değil. Önce pişmek lazım. İlk olarak ona Küçük Sincap'ım diyen Emel Sayın'ın vokali oluyor. Diğer vokalistler ona kro derken, ilerleyen yıllarda hayat, kadere inat, seni sil baştan yazacağım, ahdım olsun dediği şarkısındaki gibi ses eğitimi alıyor ve onu ezen herkesin önüne geçiyor. İlk kaseti Tanrı Misafiri çıkıyor ve sağlam bir demir atıyor limana. Ve Demir Attım şarkısıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Demir attım yalnızlığa, bir hasret denizinde. Sonraki albümü Tatlı Bela o kadar satmasa da ilerleyen yıllarda Fırtınalar, Sen Allah'ın Bir Lütfusun, Sevme Yanarsın gibi hitler çıkarıyor. Dizilerinde başrolü oluyor. Dedik ya 90'lı yıllar özel kanalların ilk çıktığı ve kendimizi Parlament sinemasında ya da Dallas'ta avuttuğumuz zamanlar. Eğlence ve reytinglerin vazgeçilmez ismi Ebru'da her programda kendine yer ediniyor. Değmez sana değmez, aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez. Yıllar
yıllar geçtikçe tarzında değişiklikler yapıyor. Önceleri kül kedisi gibi giydirilen Ebru, iyi senaryolu klipleri ve hit şarkılarıyla fark yaratıyor. Birçok kez aldığı en iyi sanatçı, en iyi şarkı ödülleriyle herkesi kıskandırmayı başarıyor. Şimdilerde magazinden kaçsa da eski Türkiye'de magazinde sıkça yer alıyor. Mesela babasının öldüğünü söylemesi üzerine duygu sömürüsüyle "Ben daha önce hayatımda flört bile etmedim" açıklamasından sonra sahtekarlıkla suçlanıyor. Tabii toy zamanları. İmza attıktan sonra yapımcı ne derse o. Para kazanmak kolay değil. Senin üzerinden milyonlar kazanırken sana azıcık ucundan gösterildiği zamanlar. Ne derlerse yapıyor Ebru'da. Ve takvimler 1995 yılını gösteriyor. Seren Serengil'in "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısı için "Benim şarkımı söyleyemez" dediği fakir ama gururlu Ebru hem onun şarkısını ondan daha iyi söylüyor hem de alıyor başını yürüyor. Rüyalar sarmış dört bir yanımı, baktım her yerde. Tamam, bu çatışmanın galibi Ebru ama eski Türkiye'de çatışmalar had safhada. Tam da bu yıllarda pop müziğinde tavrı değişiyor. Pop ile arabesk kırması bir tarz giriyor hayatımıza. Fantezi. Hiç kimsenin dinlemediğini söyleyip mutlaka bir şarkıyı ezbere söylediği o günlerde bu müzik türünün en iyi örneklerinden bazılarını Ebru Gündeş veriyor. Tabii şöhreti bununla sınırlı değil. Atilla Saral, Kerem Alışık, Hakan Altun gibi ünlü isimlerle aşk yaşıyor. Adına şiirler, şarkılar yazılıyor. Şöhretin ne demek olduğunu bilmeyen Ebru, hiç bilmediği ama hep merak ettiği barlarda eğleniyor. Bu kadar hayranı olması başını döndürüyor. Kimi zaman kibirli tavırlarıyla, kimi zaman da sansasyonel çıkışlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Hele imam nikahı kıydığı iş insanı Levent Akkaş'ın aldığı bir spor araba var ki, Fırtınalar klibinde fırtına estiriyor. Öyle ki bu fırtına kasırgaya dönüşüyor ve imam nikahı kıymanın yasak olduğu o dönemde Ebru iddialara göre dava bile ediliyor. Ama onu hiçbir şey yıldırmıyor. Yıllar sonra popstar yarışmasında eşcinsel bir yarışmacı yüzünden kavga ettiği Bülent Ersoy'dan o yıllarda okuduğu Türk sanat müziği şarkısıyla tam not alıyor. Ve onu meşhur edip üstünden milyonlar kazanan rock müzikle arası bozulunca şirketin sahipleri boş durmuyor tabii. O zamanlar şimdiki gibi dijital kanallar yok. Herkes para getiren neyse onun peşinde. Ebru'ya benzeyen Serap Acar'a albüm yapıyorlar. Ancak taklitler aslını yaşatamıyor ve Ebru tam gaz hayatına devam ediyor. Derken 1999 yılına geliyoruz. Türkiye'nin 17 Ağustos depremi ve krizin enkazı altında kaldığı bir dönem. İşte bu dönemde Ebru, Dön Ne Olur albümünün tanıtımında beyin kanaması geçiriyor. Dünyada ilk kez beyin kanaması geçirirken videosu olan Gündeş için ikinci bir hayat başlıyor. Tabii Türkiye içinde. Öncelikle beyin kanaması videosunun Harvard Üniversitesi'nde ders konusu olarak kullanıldığını hatırlatalım. Şimdi tekrar o döneme dönelim. Yaşanan bu sağlık problemi için reklam yaptı diyenlerin ayıp ettiği, halkın ise birkaç gün içinde dön ne olur dediği Ebru iki ameliyat geçiriyor ve verdiği yaşam mücadelesinden galip çıkıyor. O günden sonra günde 3 paket içtiği sigarayı da bırakıyor, hırsını ve kibrini de. Ve biraz olsun duruluyor demek istiyoruz ama tam da öyle olmuyor. Kadere inat sil baştan yaşadığı ikinci hayatına 2001 yılında Ahtım Olsun albümüyle geri dönüyor. Bu albümle birlikte yapım şirketinin genel direktörü Süha Yavuz'u Şebnem Ferah'ın elinden alıyor. O zamanlar ablasının ve babasının ölümüyle kendini toparlamaya çalışan Şebnem bu haberi televizyondan öğreniyor. Yakın arkadaş değiller ama birbirleriyle bir ahbaplıkları var sonuçta. Ebru'nun Süha ile evleneceği iddia ediliyor ama evlenmiyorlar. Şebnem ise kendini eve kapatıyor. Ve 2003'te aynı yapım şirketinden çıkardığı Kelimeler Yetse albümünde "İçine girdin küçük kaygan deli, yeni ve büyük bir dünya mı sandın" diyerek tüm albüm boyunca ikisinden de intikam alıyor. Tabii Ebru deyince Serdar Ortaç'ı da es geçmeyelim. Serdar'ın "Karabiberim" şarkısıyla ünlenmesini sağlayan Ebru. Çok sevdiği Serdar'a hapishanedeyken bile destek oluyor. Ama Serdar hapisten çıktığı akşam Ebru'nun doğum gününe değil de "Gecelerin adamıyım oğlum ben" diyerek eğlencenin tadına varınca "Değmez, sana değmez" diyen Ebru'nun gazabından kaçamıyor. Tam olarak küs sayılmasalar da Ebru Serdar'ı da siliyor. Gelelim yeni Türkiye ve Ebru'nun hayatına. 3 kez evleniyor Gündeş. Ama bunlardan en önemlisi Reza Zarraf'la olan evliliği. Yeni Türkiye'nin en büyük temsilcisi olan Gündeş, şarkıcı Günel'in elinden aldığı Reza Zarrab'ı Rıza Sarraf olarak hayatımıza sokuyor. Mars'ta lüks yalısında biz dünyalılara el sallayacağını düşünürken kocası ülkemizi dolandırınca işin rengi değişiyor. Banka dolandırıyor, kara para aklıyor, İran'a yönelik ambargoyu deliyor, ülkesine karşı itirafçı oluyor. Ama yok, yıllarca boşanmıyor Ebru. Ta ki 2021 yılına kadar. İddialara göre Reza Zarrab hadiseyle aldatıyor Ebru'yu.
Bu konuda asla konuşmayan Gündeş, hadiseye mi büyük kazık atıyor, geçmişte yaptığı yanlışların mı cezasını çekiyor? Yoksa hepsi bir oyunun parçası mı bilemiyoruz. Ama şimdilerde adı, lüks arabalarının rengiyle aynı gömleği giyen Kuzey Iraklı iş insanı Rashan Khoshanov'la anılıyor. Magazin gündeminde ne olursa olsun çalkantılı hayatına rağmen müziği de şarkı söylemeyi de bırakmıyor. Hala konserlerde, özel gecelerde sahne alıyor. Ne de olsa Ebru Gündeş Türk müzik camiasında iddialı şarkılarıyla adını yazdırmış bir isim. Yoluna ne çıkarsa çıksın o işine bakıyor.